Tabii şunu söyleyeyim. Yani e, Kılıçdaroğlu boşa kürek çekiyor. Mümkün değil böyle bir şey olması. Tayyip Erdoğan asla ve kat'a çıkamaz. E, hep söylüyorum. Bakın soru soranın da karşısına çıkamaz. ya yani bir e, basın toplantısına çıkamaz Tayyip Erdoğan. Nitekim görüyorsunuz zaten. Hani yurt dışında falan böyle birilere aykırı bir şey soru veriyorlar. Hemen öfkeleniyor. Ve Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya gelmez. Şimdi bunu gelmeyen deyince hemen şöyle bir havaya giriyorlar. Efendim yani denkler karşı karşıya gelir. O kim? Hani ben ülkenin cumhurbaşkanıyım. O bir parti başkanı. Yok ya. E yarın seçim var. Eşitsiniz. Eşit halk. Yani ha o cumhurbaşkanı size verilen oylar bir buçuk sayılacak. Ona verilenler 75 sayılacak değil yani. Eşit bir yarış var burada. Dünyanın medeni ülkelerinde, demokratik ülkelerinde, doğru düzgün ülkelerinde başa güreşen isimler özellikle halkın karşısında birlikte çıkmaya çabalıyorlar ki kendilerinin ne kadar daha üstün, ne kadar daha iyi, ne kadar daha hizmet verecek kalitede, nitelikte ve düzeyde olduklarını göstermek istiyorlar. Bizde ise bir küçümseme havası, bir kibir, onunla denk değil. Ama tabii esas sorun o değil. Esas sorun şu. Tayyip Erdoğan çok uzun yıllardır zaten Tayyip Erdoğan bir belediye başkanlığı sırasında o da mecbur kaldığı için Gerçekten kimse şey yapmıyordu biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ı belediye başkanlığı tartışmalarına falan çağırmıyordu. İlk çağıran yanılmıyorsam Star Televizyon'dur, Cem Uzan. Yani o hatta diyor ki ya diyor bu Tayyip Erdoğan'a niye kimse şey yapmıyor kardeşim? Yani bak ben sağda solda duyuyorum. Refah Partisi'nin oyu ciddi var. Hani kazanabilir tabii kimse inanmıyor. Yani o günün koşullarında da zaten Tayyip Erdoğan'ın kazanması mümkün değildi. İlk çağrandır işte orada liderlerle bir karşı karşıya geldi. Ve orada gayet böyle şey daha sakin ama yine de üst perdeden konuşuyordu yani şimdi hakkını yemeyelim yani. Orada da böyle bayağı iri iri söylüyordu ama hani son derece kibar, karşıdakilerle saygılı ve fikrini böyle hızla söylemeye çalışan bir yapıdaydı. Ama özellikle başbakanlığa geldiğinden sonra bir işte seçim arifesi Deniz Baykal'la bir tartışmaya girdi. Aslında yenildi ama şartlar başka türlü olunca bütün partiler baraj altı kalınca kendilerinin bile beklemediği bir seçim zaferi kazandılar. Ama ondan sonra bir daha hiçbir surette herhangi bir siyasi rakibiyle aynı platformda tartışmaya girmedi. Girmediği gibi ilk 5 yılda bir iki sefer basın toplantısı yaptıktan sonra bir iki ama o da ilk iki yıl. Ondan sonra basın toplantıları da bitti. Mesela geçmişe bakıyoruz Demirel, Özal, Ecevit, ne bileyim işte Mesut Yılmaz, Arada kimler var? Tansu Çiller, Erbakan. Bunlar hep senede bir kere de olsa bütün medyanın önünde basın toplantısına çıkardı. Hiç unutma herhalde hatırlayanlar çok olacaktır. Mesela Tansu Çiller'in döneminde Emin Çöleşan çok uğraşırdı Tansu Çiller'le ve hep derdi ki hadi çıkalım soru soracağım falan. Ve Tansu Çiller basın toplantısına çağırdı ve özel olarak da soru sordu. Emin Çorajan çıktı ve çok sert bir soru sordu. Şimdi sorduğunu hatırlamıyorum ama ya yani üslup da çok tersti. Hani böyle sen başbakan olarak falan diye böyle. Ama Tayyip Erdoğan buraya hiç girmedi. Bu saatten sonra da girmesi mümkün değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü en az 15 yıldır monoloğa çok alıştı. Ben söyleyeceğim sen uyuyacaksın. Bak dinleyeceksin değil. Tayyip Erdoğan karşısındaki görevlilerin, mahiyetinin, memurlarının kendisini dinlemesini falan beklemiyor. Ben söylerim sen yaparsın. Küçücük kağıtlara şu boyda kağıtlara bak şu boy üzerine not yazıp bakanlara verdiğini bizzat bana bir bakan anlatmıştı. Ama efendim deyince ne yazıyorsa onu yapacaksın kardeşim diyor. Şimdi bu kadar monoloğa alışmış biri Tayı bırak Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıradan bir gazeteci yeni başlamış bir gazeteci. Hani bir iki tane soru sorması halinde bile yerle bir olur. İnanın yani bunu böyle şey için söylemiyorum hani Tayyip Erdoğan'a kar değil şeyi görüyoruz, profili görüyoruz. Tayyip Erdoğan'ın bir soruya cevap vermesi artık mümkün değil. Çünkü çok çabuk sinirleniyor. Yurt dışında gördünüz ya hemen yabancı gazetecileri azarlıyor. Sana bu bilgileri kim eline tutuşturduysa falan diye. Bunlar mesela dünyada medeni ülkelerde olmayacak laflardır. Yani öyle biri bir şey söylediği zaman o, o ülkede kıyamet koparırlar. İş böyle hükümetin istifasına kadar gider. Yani burada böyle medya çok büyüktür. Medyanın dediği olur falan değil. Hayır medya halk adına soru sorduğu için, halkın çıkarını kolladığı için, halkın yararına bir şey yapmaya çalıştığı için zaten var. Onun için soru soruyoruz biz. Ben Tayyip Erdoğan'a kişisel hesabım yok ki. Niye olsun ki zaten? Ne olabilir ki? Ayrıca haddimiz de değil. O da ayrı mesele. Ama kamuoyu adına soru soracağız. Ama bu soruları sordurtmuyor. Tek soru mesela diyorum. Ya benim siz dediniz ki bu kişiyi seçin. Beni, bu şahsı seçin, aynen kendisine öyle söz etti biliyorsunuz. Şahsımı seçin, döviz ve faizler ne olacak göreceksiniz. E gördük, e bunu sormayalım mı yani şimdi? Bir gece ansızın girebiliriz. Niye girmiyorsunuz diye sormayalım mı mesela? Ne oldu da bak o lafın üzerinden üç ay geçti. Peki ne oldu, düzeldi mi ilişkiler mi düzeldi? Niye o kadar gerginleştirdiniz? Ben o papazı ben o hayattayken vermem dediniz. Niye verdiniz, sormayalım mı? İsrail konusunda bu Tayyip Erdoğan iktidarda bulunduğu, yönetimde bulunduğu sürece artık İsrail'le hiçbir şekilde ilişki kurulamazdı. Ben söylemedim ki. E şimdi kalkıp da devlette küslük yoktur, efendim, ömür boyu düşmanlık yoktur. E, ona, e o, zaman onun lafı söylemeyin. E bunları soracağız mesela. Bak bunlar basit sorular ha. Daha detaya girersek of o zaman zaten iyice sinirlenecek. Onun için Kemal Bey boşuna uğraşmayın. Böyle bir şey olmayacak ama tabii siz söylemeye devam edin. Çünkü kamuoyu da sonunda bir an gelecek ve hakikaten diyecek kardeşim yarın rakibin olursa ya da bir başkası yani diyelim Kemal Bey aday oldu ya da bir başkası aday oldu. Çıkacak mısınız kamuoyunun karşısına? Hayır diyor. Denk değiliz diyor. Şimdi bakın mantığı görüyor musunuz? Denk değiliz diyor. Ya i̇kiniz de adaysınız artık o dakikadan itibaren seçime iki ay kala adaylar açıklanacak. Kampanyalar başlayacak. E denksiniz artık. Siz sadece seçim sonuna kadar o görevi devam edeceksiniz. Seçim akşamı kaybederseniz ertesi sabah zaten terk edeceksiniz onu. Kazanırsanız mesele yok. Bu kadar basit. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.